Değerli izleyiciler, konuğum Ebru Öztürk. Türk kadını, çok özel bir insan olduğunu, niteliklerini, kişiliğini göreceksiniz kısa program içinde. Daha uzun programları yapmak dileğiyle talep ediyorum Ebru Hanım. Ebru Öztürk, ben epilepsi ve hayat, epilepsi ve sanat programındayız. Sanat, epilepsi ve orada olmadığımızı biliyorum. Sizin birikimlerinizin tanığıyım. Ama ulusal kanal izleyicileri tanısın sizi istiyorum. Ebru Öztürk kim? Çoklu örgütlülük içinde, birçok hayatın içinde gerçeklerle yüz yüze olmak ve onu değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmak çabası içinde Ebru Öztürk. Ebru Öztürk 25 yaşına kadar epilepsiyle ilgili mücadele eden, 25 yaşında beyin ameliyatıyla hayata dönen bir kişiyim. Türkiye'de ilk çalışmalarımız 2000 yılında doktorlarla beraber yaptığımız çalışmalar oldu. 2001 yılında Epilepsi Hastaları Derneği'nin kuruluşunda görev yaptım. Daha sonra 2013'te Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği'nin yine kurucusuyum. 2018 yılında da Epilepsi ve Yaşam Platformu'nun kurucusuyum. Yani kısacası 2001 yılından bugüne Türkiye'de bulunan 850 bin saptanmış epilepsili, 100 binde olduğu tahmin edilen 950 bin kişiyi temsil ediyorum. Bu derneğin platformun başkanısınız şu anda. Tabii başkanıyım. Senelerden beri başkanlık yapan kişiyim. 2001'den bugüne elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Yurt dışında da temsil ediyoruz. 25 yaşa kadar yaşamış insan olarak sağlık problemini. Tabii. Ve bu gerçekten 18 yaşına kadar fazla büyük nöbetlerim yoktu. Kendi işimi kendim hallediyordum, okuluma gidebiliyordum. Ama 18'inden sonra önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden rahatsızlığımdan dolayı terkim. Daha sonra çalışma hayatına girdim. Çalışma hayatımda da tek bir nöbetle seninle çalışmak çok güzeldi ama cevabını aldım ki yönetim kurulu başkanı referansıyla genel müdür beni kapıda karşılamıştı. Bir nöbetle işten ayrıldım. Daha sonra 3,5 yıl eve kapalı. Bunu şeye benzetiyorum ben. Altın kafeste bir aslan gibiydim. Evden dışarı bir ekmek almaya bile çıkamıyordum. 3,5 yıl bunu yaşadım ve en sonunda 3 hafta yatalak olmayı tattım. Bir nöbet yaklaşık 2-2,5 gün insanı etkiler ve bana günde 11 nöbet geldiği oldu. Arka arkaya düşüp fenalaşıyordum. Kalkabilecek hiçbir halim, direncim kalmamıştı. En sonunda beyin ameliyatıyla hayata döndüm. Bunun sıkıntılarını bilen bir kişi olarak da sağ olun, benim yaşadıklarımı başkaları yaşamasın istedim. Sonra örgütlülükler var, örgütlü yaşam, hayat ve örgütlenme, sağlıkla ilgili olan. Bunları sayıp sorumluluklarınızı biraz söyleyin izleyicilerimize. Epilepsi ve Yaşam Platformu'nun kurucusu ve başkanıyım. Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptım 1,5 yıl. Diğer tarafta USMER, Ulusal Strateji Merkezi. Orada da Ece Boylu ile beraber sağlık bölümünde oraya destek olmaya çalışıyorum. Tabii. Kendisi de nörolog olduğu için bizim sorunlarımızı daha iyi anlıyor. Diğer tarafta sendikamız var. Sendikamızın olduğu yerde İstanbul ilinde engellilerden sorumlu kişiyim. Bunlarla ilgili elinden geldiğince çalışmalar yapıyorum. Yasalarla ilgili neler onların hakkı veya borcu, bu konuda bilgi vermeye çalışıyorum. Diğer tarafta da Öncü Kadın'ın oluşturduğu engellilerle ilgili bir birim oluşturuldu. Bu birimi 3 arkadaş kurduk. 2 tane çok genç yaşta arkadaşımız var. Biri hukukçu, biri özel eğitimde görev yapıyor. İkisi de daha çok gençler. Ben de tecrübelerimi onlarla paylaşacağım, bilgilerimi paylaşacağım. Böylece öncü kadın olarak engellilerimize de yine destek olacağız. Sizin hayatın içinde sanat, İnsan ve insan sağlığı ve sanat konusunda düşüncelerinizi dinlemiş kişiyim.
ve etkinlikleri bilelim. Bu kısacık program içinde bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Neler yapıyorsunuz ve nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi bizim ekonomik olarak gelirimiz olmadığından dolayı biz ancak destek kısmında yer alıyoruz ve duyuru konusunda da bizi takip eden çok kişi olduğu için duyuruları en iyi biz yapıyoruz. Şimdi doktorların düzenlemiş olduğu, ilaç firmasının desteklediği bir çalışma var. İki ayrı grup için yarışmalar yapıyor. Bunlar birinci grup 12 yaşına kadar 6 yaşla 12 yaş arasındaki çocuklara resim çizdiriyorlar epilepsiyle ilgili. Diğeri de 13 yaşla 18 yaş arasındaki gençlerimiz epilepsiyle ilgili resimler çiziyorlar. Bunların arasında sanatçı olan kişiler... Epilepsi yaşayan çocuklarımız. Tabii epilepsi yaşayan çocuklarımız epilepsiyi nasıl gördüklerini resme döküyorlar. Bunlarla ilgili her sene yarışmalar düzenleniyor. Diğer tarafta bunlara biz katılarak destek veriyoruz. Ama geçen sene birey projesinde Tülin Kanun bizim yaptığımız çalışmalara görmüş ve bunun üzerine benimle bir görüşmeye geldiler. Biz ekonomik nedenlerden dolayı Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği'ni kapatmıştık. Çünkü ben sizler de biliyorsunuz arabamı satarak artık bütün elimdeki parayı buraya yatırdım. Fakat bir noktaya kadar bunu amorti edebildim. Bir süre sonra şeyi kapattık, derneği kapattık, platformla devam ettik ki devlete vergi vermeyelim, muhasebe giderlerimiz falan olmasın diye. Öyle olunca derneğinizi kapattığınız için sizinle yapamayız dedim. Ben de dedim ki bize parayı vermeyin çünkü Çırağan'da bir etkinlik yapılacak. Yine bu sanatsal resimle ilgili bir çalışma olacak. Parayı o derneğe veriyorlar. Ben dedim ki bize para vermeyin. Epilepsiyi duyurun, bu benim için yeterli. Bunu doktorların derneğiyle ben görüşeyim. Bütün para onların olsun. Epilepsiyi tanıtalım. Bu konuya sıcak baktı sağ olsun Tülin Kanun ve birey projesi geçen sene Çırağan'da epilepsililer. Kempinski salonu, Çırağan'ın büyük salonu, güzel salonunda aynen, etkinlik oldu. Çok güzel oldu. Orada normalde davet ettiğimiz zaman sanatçılarımız falan gelmez. Hakan Ural'dan işte Galatasaray antrenörüne, diğer taraftan Binali Yıldırım'a kadar birçok kişinin davetli olduğu bir çalışma. Çok önemli. Onlar farkındalık yaratmak için varlıkları basını da harekete geçirdi. Tabii onlar zaten geldikleri için, gelecekleri için basın geldi. Davetli olan kişilerin bazıları oraya gelmediler ama onların isimleri geçtiği için basın oradaydı. Birçok önemli kişi oradaydı, iş adamları oradaydı. Resimler çizilmişti. Bu çizilen, sanatçılara çizdirilen resimler, siyasetçilere çizdirilen resimler orada iş adamlarına satıldı. Bunlardan elde edilen paralarla önce Çırağan'ın ücreti ödendi, geri kalan paranın tümü doktorların derneğine gitti. Hiç önemli değil. Ben orada bütün hepsiyle görüştüm ve tek tek dergi bastırmıştık. Onlara her birine tek tek dağıttım. Bence sadece bunu dağıtmamız, epilepsiyle ilgili konuşmamız bile çok önemliydi. Oraya konuşmacı olarak davet edildim. Çok kısa bir konuşma yaptım ama epilepsiyi anlatabilmek, onlara biz de varız diye bir farkındalık yaratabilmek için bence çok güzel bir çalışma olmuştu. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Bu konuda sanatçılardan destek istiyorsunuz. Farkındalık yaratmak için dernekle, platformla herkesten destek istiyorsunuz. Ben derneği tekrar derneğimizi kuralım istiyoruz. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Ama devletin zaten bize destek vermemesi de çok ilginç bir konu. Normalde Türkiye'de 7 tane doktor derneği var. Yani nörolojiyle ilgilenen, bu konularla ilgilenen doktor derneği var. Fakat hasta grubu olarak yani 950 bin kişiyi temsil eden tek grubuz biz. Bununla ilgili ekonomi çok önemli bir sayı.
Ben bunu meclisteki milletvekilleriyle falan görüştüğüm zaman 950 bin kişiyiz. Aileleri 4 kişi olarak düşünün. 4 milyon kişiyi temsilen bu yönetmelik tasarı önerileri için geldiğimi söylediğim zaman bütün hepsi şöyle bir geri çekilip düşündüler. Rakamımız büyük ama bilmiyorum yani illa mutlaka bir, herhangi bir meclisteki partiyle mi yan yana gitmek gerekiyor? Veya birilerine bir şeyler mi söylemek gerekiyor? Bu da bize uymuyor. Biz tarafsızız. Çünkü biz bir parti değiliz. Biz bir STK'yız. Benim oraya gelen, bizimle beraber çalışmak isteyen hiç kimseye ben senin partin neresi, işte hangi millettensin, hangi ırktansın diye sormuyorum. Çünkü o, bizim amacımız epilepsilere destek vermek. Hatta bununla ilgili bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanlığına da götürdüm ben bu çalışmayı. Oradan Sağlık Bakanlığı'na birçok bakanlığı gezdi. En sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda şu anda son noktadayız. Bu eğer gerçekleşirse engelli olan kişilerin, sadece engelli olan kişilerin çalışmaları ile ilgili bir iş yeri açılacak. Ben daha evvel otel müdürlüğünden geldiğim için kafeteryalar olacak ve buralarda kişilere eğitimi verecek olan, gönüllü eğitimi verecek olan kişi de benim. Birçok kişiyi de istihdam etmiş olacağız. Çocuklarla 2 yaş grubu koydunuz ve resim hı-hı, sergisi. Sağlamada sağlıkla sanatın ilişkisini nasıl gözlediniz, nasıl gördünüz? Çocukların ilgisi neydi ve nasıl etkisi oldu? Şimdi konu epilepsiyle ilgili olduğu için onlar kendilerini çok güzel ifade edebiliyorlar. Yani küçük çocuklar diyoruz ama resimleri zaten gördüğünüz zaman onların neler yapabildiğini, neler çizebildiğini görüyoruz ve şaşkınlık verici bir şey. Bunlardan ödül alanlar var. Ödül alanlar zaten bir mutluluk, yani o çocukların gözlerinde o mutluluğu zaten gözlemleyebiliyorsunuz. Kendisinin de bir şey yapabildiğini, onun da topluma kazandırılabileceğini, epilepsiliyim ama resim yapabiliyorum, epilepsiliyim ama şu STK ile beraber yürüyebiliyorum dedikten sonra psikolojik olarak hem kendilerini daha iyi hissediyorlar hem de nöbetlerde azalmayı görüyoruz. Topluma kazandırılmış olan kişilerle kazandırılmamış olan kişilerin ailelerinden aldığım bilgiler bu. Yani benim gözlemlediklerimi bir kenara koyuyorum. Ailelerin gözlemleri bile bizler için yeterli oluyor. Mutlaka onların STK'lara katılmasını diliyorum. Hepsinin mutlaka bir yeteneği vardır. Birinin sesiyle, birinin resmiyle, birinin yazıyla. Yani mutlaka herkesin bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Çok güzel, heyecanlandım, irkildim. Bunu duyurma sorumluluğu paylaşıyorum sizinle. Elimizden geleni yapalım. Farkındalığı artıralım. Çok sevindim. Özellikle çocuklarda sanatın olumlu etkisini söylemeniz, nöbet sayılarını azaltıyor demeniz, bu konularda herkesin farkında olması ve gayret etmesi gerekiyor. Yakın tarihte yapılacak sanat ve hayat ilişkisini koyan bir etkinlik olacak mı? Şu anda sadece doktorlarımızın çalışmaları var. Ancak onlara katılarak böyle bir şeyde bulunabiliriz. Ama önümüzdeki günlerde Dünya Epilepsi Günü geliyor 10 Şubat'ta. 10 Şubat'ta Türkiye genelinde etkinliklerimiz olacak ve yönetmelik tasarı önerileri artık son noktaya gelmiş vaziyette. Onların da eğer olumlu bir şekilde bize cevapları dönecek olursa, ki öyle olacağını umut ediyorum, o zaman işte çok daha farklı çalışmalarımız olabilecek. Çünkü şu anda biz bir platformuz. Platform olduğumuz için dernek gibi değil. Derneğin birçok yerde sözü daha çok geçiyor. Etkinliklerde daha fazla söz sahibi olabiliyor. En azından geliri olabiliyor bazı derneklerin. Bizde hiçbir şekilde bunlar olmadığı için biz duruyoruz. Yoksa dernek olup bir yerden de bize ayda 2000 lira para gelse, zaten kirayı da öderiz, muhasebe giderleri de olur,
uçururuz biz bu derneğimize. Sadece ayda 2000 lira. Belki bir iş adamı için çok komik bir rakam bu. Ama bizleri destekleyerek çok daha farklı şeyler yapabilirler. Ben eminim birçok iş adamı var. Yani epilepsili olan bildiğimiz sanatçılar var değil mi? Dostoyevski'den tutun Gorki'ye, Gorbaçov'a kadar, işte öbür tarafa gidiyorum Napolyon'a kadar. O kadar çok epilepsili var ki günümüzde. Ama birçok kişi epilepsili olduğunu bile söylemeye cesaret edemiyor. Bunu kaldırmalıyız bence. Bu korkulacak bir şey değil. Yani biz kafadan hasta, kafadan sakat, ne bileyim cin çarpması, böyle abuk sabuk kelimeler kullanıyorlar ve bu gerçekten çok üzücü bir şey. Bu beyinden geçen elektrik akımında bir bölgede elektrik kontak atması diyelim. Birkaç saniyelik bir olay bizde kayıp oluyor. Belki 30 saniye sürüyor nöbet. 30 saniye sizden ayrılıyorum. 30 saniye sonra yine sizinle beraberim. Bunun için insanları toplumdan dışlamanın, sen bunları yapamazsın deyip onlara olumsuz olarak yaklaşmanın anlamı yok. Oysa öbür tarafta sosyal etkinliklere katılıyor, bir şeyler yapıyor. Aa, ben de toplumun içine girebilirim diyor. O kişiyi topluma kazandırıyoruz. Bence çok önemli bir konu bu. Çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geliyoruz. Siz söylemek istediklerinizi toparlayın. Hiç girmeyeyim ben araya. Söyleyin ve veda edelim izleyicilerimize. Peki. Yasa tasarılarımızın olumlu bir şekilde sonuçlanacağını umuyorum ve diliyorum. Bundan sonra tekrar epilepsililer için bir yeni dernek kurmak istiyoruz. Ama burada sizlerin de desteğini hem sanatçılar olarak, hem gazeteciler, hem toplum, hem de siyasiler olarak herkesten bu konuda destek bekliyoruz. Ben son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Bu benim sözümdür. Karşına çıkan zorluklara korku değil, cesaretle yaklaştığın zaman kazanan kişi sen olacaksın. Değerli izleyiciler, Ebru Öztürk, mücadele eden Türk kadını, saydığı örgütlenmeleri gördünüz, sağlıkla ilgili gönüllü çaba içinde ve bir yerde çırpınıyor farkındalık yaratmak için. Saygıyla teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Daha geniş, güzel programlarda bir şeylerin yolunda gittiğini söylersiniz umuyorum. İnşallah. Hoşça kalın.